Geleneksel damak tadınız Bolulu Hasan Usta, Hakan'la Geziyorum'u sunar. Hakan'la Geziyorum'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi önce arkamıza yaslanıyoruz. Elimizdeki kumandaları bir köşeye bırakıyoruz ve bu haftaki programımızın keyfini çıkarıyoruz. Hakan'la Geziyorum ekibi bu hafta Türkiye'nin en büyük şehri, şehri İstanbul'u gezdi ve bakın neler yaşadı. İstanbul gerçekten de baş döndürüyor. Adalı olmak bir kültürdür. Goralı nedir? Neresi efendim burası? Efendim burası Ava. Ah İstanbul, İstanbul adı. Hakan'la geziyorum. Hakan'la geziyorum, şehri İstanbul başlıyor. İstanbul'a geldiğinizde ilk yapacağınız şey bana göre mutlaka bir boğaz turu yapmak. Nasıl yapacaksınız? Ortaköy'den 5 TL karşılığında boğaz turu yapan teknelere bineceksiniz. Şimdi İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Büfür büfür bir vapurun yan tarafında. Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Yeni camide mısır atma. Kuşlara köprüde balık ekmek yemek dolmuşa hadi gidelim demek belenini yeni kapı belenini bebek karanya şu anda oralarda olmak var dünya. Bebek parkında mutlaka gezmelisiniz.
bize ne oldu böyle? Hep beraber ağlıyorduk, bize ne oldu söyle? Okudum birer birer yazdığın notları, hep ayrılığı söyler, hep bir kaçış satırları. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam. Küçücük ellerimle seni geri alamam. İstanbul benden büyük, onunla başa çıkamam. Hazır bebeği gezmişken mutlaka Sarıyer'e uğramalı, böreğinin, kağıt helvasının ve muhallebisinin tadına bakmalı. Saçlarını dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden. Hatıralar tarihin küllerini savurur. Kadın gibi, kızrak gibi sarılayım gel ince beline. Yârim İstanbul gel öpeyim gerdanımda. Sarıyer'e gitmişken mutlaka Telli Baba'ya uğramalı ve orada bir dilek tutmalısınız. Sarıyer'den biraz daha ilerlemeli, mutlaka Rumeli kavağını da görmeli ve midyenin tadına bakmalısınız. Eğlenmeye bak, şu sevgili dünyada zevk almayı tat, özverili dünyada. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. İstanbul'da, İstanbul'da bir bardak, bir bardak şarap yanımda. Seni özlüyorum, kaçsam da buralara. İstanbul'da bir bardak, bir bardak şarap yanımda. Seni özlüyorum, kaçsam da buralara. Sultanahmet Meydanı'nda dolaşmazsanız olmaz. Yârim İstanbul'um esken mi tuttun aman? Gördün güzelleri beni unuttun aman. Gördün güzelleri beni unuttun ama. Başınız döndü değil mi? Benim de başım döndü. Çünkü İstanbul gerçekten de baş döndürüyor. İstanbul seni hapsetmiş. Eski bir bandı kaydetmiş. Yüzlerce binlerce insan aman Allah hep bu şarkıyı söylemiş. İstanbul seni kaybetmiş. İlaçlayıp berbat etmiş.
arkanla geziyorum. Ah İstanbul, İstanbul olalım. Hiç görmedim böyle eller. Ne biliyorum aşkından. İstanbul gecelerinde Akrep Nalan'ı dinlemeye gitmiştik. Onunla hatta birlikte beraber bir şarkı söyledik. Ve orada Nilgün Belgün'e rastladık. Nilgün Belgün'ü, ünlü tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün'ü ikna ettik ve bizi büyük adaya götürmesini istedik. Sevgili izleyiciler, Hakan'la geziyorum. İstanbul devam ediyor. Şimdi İstanbul'a geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Büyükada'yı bir ziyaret etmeniz gerekiyor. Ben çok şanslı bir adam olduğumu düşünüyorum. Neden? Çünkü Büyükada'yı yaşayan, yaşamış ve bana en iyi anlatacak kişinin yanındayım diye düşünüyorum. Şu anda kışın ortasındayız ve adada fayton sefası yapıyoruz. Evet, fayton sefası yapıyoruz. Ayrıca kışın adada çok yaşayan insan var. Yani adanın yerlisi o kadar fazla ki. Benim de rahmetli olmadan önce anneannem yaz kış adadaydı. Hatta ben ilkokul 1'i adada, Büyükada'da okudum. Kaç yıllık bir ada macerası var? Çok yani, o kadar uzun ki 50 yıllık bir macera diyebilir miyim? Orada vapurdan iner inmez bana dedin ki bu adada ne aşklar yaşandı. O adada aşklar yaşandı. Ben de ilk aşkımı adada yaşadım. İlk genç kızlık aşkımı Büyükada'da yaşadım. Ne hissettin mesela? Şimdi bugün yine vapurdan inip adaya ayak bastığından ne hissediyorsun? Ya hani kan çekiyor derler ya, yani burası beni çok etkiliyor. Büyükada'yı, yani bu ada kültürünü, ada hayatını sence İstanbullu biliyor mu? Çoğu İstanbul'u bilmiyor. Adalılar birbirini tanır mı? Var. Adalılar tabii birbirlerini tanırlar ama son zamanlarda çok göç oldu adaya. Çok bizim adamızdı. Yani mesela adadan giden Rumlar var Yunanistan'da. Ben yabancı damat çekimlerinde Yunanistan'da çok o Rumlara rastladım. Çok ağlıyorlar. Çok üzgünler ve hep adayı özlüyorlar. Aşığının yanında olamazsam da, aşığının sana dokunamazsam da, aşığım yanında olamazsam da, aşığım sana dokunamazsam da, sonsuza dek aşığım.
Şimdi bu adanın kültürü sana da yansımış ama bu ada hayatı. Yani şimdi ben ne zaman Nilgün Belgin'i görsem hep yüzü güler. Hep insanlara çok pozitif enerji verir. Hem tiyatro sahnesinde, hem dizide, hem normal kendi günlük yaşamında. Hayata çok gülerek bakan biriyim çok zaten. Çok pozitif bir insan. Evet yani pozitiflik deniyorsa evet pozitifim. Ama yani adanın bunda bir katkısı var gibi. Var. Adalı olmak bir kültürdür. Adalı olmak çok farklı. Nasıl İstanbul'da yaşamak da bir sanatsa. Hakikaten İstanbul'da çok farklı bir şehirdir ki ben kendimi hem İstanbullu bir de üstüne büyük adalı olunca çok şanslı hissediyorum. Şu anda bizi bütün Türkiye izliyor. Türkiye'de İstanbul gerçekten şehri İstanbul çok inanılmaz efsane önemli. Bir şehir. Avrupa'da böyle bir şehir büyük yok. Büyük adaya insanlar gelsinler mutlaka buraya bir gün yaşasınlar mı? Davet ediyor musun insanları? Mutlaka. Tabii ki gelmeleri kesin şart yani. Burada bir tarih var bir kere. Çok önemli bir iklimi var. Temiz havası var. Bol yeşilliği var artık insanların biliyorsun ormanları yaktığı dönemde. Burada araba yok değil mi? Araba yok, hiçbir motorlu hiçbir şey yok. Yani motosiklet de yok. Burada motorlu araç yasak. Gördüğün gibi böyle at arabaları var. Bir de o hani bisiklet çok ağırlıklı. Yani motorsuz araç var. Süper. Kapıda nöbete durdu yaşlı siz. Salına salına geldi aşkı haber. Çek faytonu yarime uzanalım. Çağırıyor günlerin hasreti. Şimdi adaya geldim, vapurdan indim. Fayton sefası yapmam bir kere lazım. Başka ne önerirsin? Kesinlikle dil burnuna kadar gitmen lazım. Dil burnu. Kesinlikle evet. Orada oturup çay içmek lazım. Ondan sonra ada turunu yapmak lazım. Ada turu yaparken de kesinlikle Ayayorgi'ye çıkmak lazım. Ayayorgi'ye. Oraya çıktığınız zaman bir kere çok bizim adaklarımız hep tutar vallahi söyleyeyim. Bilhassa genç kızlar. Bana adak ada diyor musun yani? Ada diyorum vallahi. Bilhassa genç kızlar evlenmeye niyetleri varsa doğru soru orada alıyorlar. Genç erkekler için de aynı genç şey. Genç erkek değilim. Orta bir erkeğim ama şimdi gidip bir adak tutarsam olur mu? Hayatta yani? Hayatta aşkın yaşı yok bence. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yeni cihanda bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu. Deniz ve mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derim terk ettin? Bırakıp beni gittin. Anladılar ki aşkımız bitti. Sevgili izleyiciler, Hakan'la Geziyorum İstanbul devam ediyor. Büyükada'daki keyfimiz de devam ediyor. Şimdi Büyükada'ya geldiğiniz zaman benim tavsiyem Şükrü'yü mutlaka bulun ve buraya mutlaka gelin. Bir kere yaptığı her şey çok leziz. Ada keşfedilmemiş İstanbul'un kendi içerisindeki bir incisi. Adayı bence ben iddia ediyorum ki İstanbul'un dörtlü üçü net şekilde bilmiyor. Bilenler de zaten istemiyor öğrenmeleri çünkü ada kendi içerisinde güzellikleri bozulmasın adı altında gizleniyor ve gizlendiriliyor. Biz bunu aşacağız. Biz İstanbul'a adayı tanıttıracağız. Sevgili izleyiciler, farklı bir İstanbul, farklı bir Hakan'la Geziyorum izliyorsunuz. Eğer İstanbul'a gelirseniz, yolunuz düşerse İstanbul'a mutlaka Büyükada'yı ziyaret etmelisiniz. Benim yaptıklarımı yapmalısınız. Her siz benim kadar şanslı olabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü ben çok şanslıyım. Büyükada'daki günümü Nilgün Belgün ve onun dostlarıyla geçirme fırsatını yakaladım. Hakan'la Geziyorum devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hakan'la Geziyorum. Şener Şen'in en büyük özelliği 111 bin kişi. Goralı nedir? Bir İstanbul masalı çevrildikten sonra Akdeniz otları mezelerimiz var. Hakan'la geziyorum.
Bir lezzet masalı Bolulu Hasan Usta'nın sunduğu Hakan'la Geziyorum reklamlardan sonra devam edecek. Hakan'la Geziyorum şehri İstanbul devam ediyor. Şimdi İstanbul'un içinde bir başka şehir, bir başka İstanbul daha keşfettim. Evet. Bir kere Yusuf Esenkalı, bütün hepinizi, sizleri, ekibinizi, genel müdürünüzü bir kere tebrik etmek istiyorum. İstanbul'un içinde kocaman bir şehir yapmışsınız, evet. Şehir inşa etmişsiniz. Burası apayrı bir şehir. Toplam 16 yıllık bir çalışmanın eseri. İçerisinde 343 mağazası var. 343? 343 mağazası var. 120 bin metrekarelik kiralanabilir bir alanı var. Bunun dışında 6 katlık bir merkez alanı, 4 katlık da bir otoparkı var. Toplam 10 kata yayılmış vaziyette. Bununla birlikte 30'dan fazla fast food alanımız var. 20'ye yakın restoran ve kafemiz var. Sinemalarımız var, 12 salonluk. Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük kapalı temalı eğlence merkezi de bizde. Alışveriş merkezinde kaç kişi, kaç İstanbullu kapıdan içeri girmiş? Bunun ilk açıldığı dönem 111 bin kişi girmiş. Bir gün içerisinde? Bir gün içerisinde. 111 bin evet, kişi. Evet. Hakan'la geziyorum. Şener Şen'in en büyük özelliği... Goralı nedir? Bir İstanbul masalı. Çevirdikten sonra çocukların enerjilerini sarf etmelerini sağlıyoruz. Arabada sıkılmıyor musunuz? Sahne korkunuz olmuş muydu? Ailenizi hiç özlüyor musunuz? Hakan'la geziyorum. Önce kuş olduk, uçtuk semaya. Sonra vurulduk, düştük sevda. Sevgili izleyiciler, eğer İstanbul'a gelirseniz mutlak suretle Sultanahmet Meydanı gezmelisiniz. Ama eğer Sultanahmet köftesi yemezseniz bence İstanbul'a gelmemiş sayılırsınız. Sultanahmet köftesi bir kere İstanbul'da çok meşhur ama siz bu meşhurluğu aldınız, bütün Türkiye'ye yaydınız ve bu geleneksel damak tadını bütün Türkiye ile paylaşıyorsunuz. Canı gönülden bir kere sizi tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, Sultanahmet köftesi nasıl başlamış, nerede başlamış, nasıl çıkmış bu damak tadı? Hikaye 1928'lere kadar gidiyor. Oo, o kadar eski. Fakat franchise olarak işin genişlemesi 1987'lerde başlıyor. Ve geçtiğimiz yıla kadar 55 şube iken şu anda 72 şubeye ulaşmış bulunuyor. Mesela Sultanahmet köftesini siz de geldik. Biraz sonra tadına bakacağım. Burada yiyeceğiz. Peki mesela Diyarbakır'da da sizin şubeniz var. Diyarbakır'dakinin pişirilmesi... lezzeti nasıl aynı oluyor? Bunu nasıl başarıyorsunuz? İşin sırrı burada zaten. Biz bütün şubelerimize aynı lezzeti, aynı hijyen prensipleriyle tüm tüketicilerimize sunmak istiyoruz, sunuyoruz. Köfte dudaklarını, hokka gibi ağzını, lokma lokma her yanını, öpsem yeniden, öpsem köşeden, serçe parmağını, fıstık yanaklarını. Da
şimdi masanın üstüne baktığım zaman da sanki sizin büyük silahlarınız duruyor masanın üstünde. Kesinlikle. Yani sizin menülerinizde çünkü çok farklı köfteler, birbirinden lezzetli köfteler var ama şimdi burada gördüğüm büyük silahlar. Yani Sultanahmet köftesi, onun yanında piyazı, hemen bu tarafında Kemalpaşa tatlısı ve bu tarafında da irmik helvası. İrmik helvası. Bunlar evet. Bizim büyük silahlar diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Hepsi birbirinden lezzetli ve bize özel olan lezzetler. Peki bütün şubelerde buradaki görmüş olduğumuz lezzetler mevcut mu? Standarttır. Nice şubelere yiyelim. Teşekkür ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, 2008 yılı bizim için bir patlama yılı olacak. Şu anda 72 şubeyle hizmet veren restoranlar zincirimiz 2008'de 120'nin üzerine çıkacak. Çıkacak. Şunu diyebilir miyiz? İstanbul'a gelip de eğer Sultanahmet köftesi yemezsen İstanbul'a gelmemiş sayılırsın. Bunu diyebilir miyiz? Bunu diyebiliriz ama tüketicilerimiz İstanbul'a gelme imkanı yoksa illerindeki, şehirlerindeki çünkü 20'ye yakın şehirde hizmet veriyoruz. Buralarda da köftenin tadına gelmiş... bakar. İstanbul'un da tarihi dokusunu orada kokusunu hisseder, kesinlikle. Havasını alır ve kesinlikle. İstanbul'u yaşamış gibi olurlar. Kesinlikle, kesinlikle. Enerjinize, kalbinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hakan'la geziyorum. İstanbul'un eski bir yiyeceği olan Goralı, Cem Yılmaz'ın Gora filmine adını verdi. Nedir bu Goralı? Gora'ya büyük bir alev topu yaklaşıyormuş. Gezegen bir saat içerisinde kül olabilir. Yansın kardeşim, bize ne Goralılar düşünsün. Gora'dayız oğlum. Aha doğru. Sevgili izleyiciler, Hakan'la Geziyorum İstanbul programı devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz senelerde hatırlıyor musunuz? Gora diye bir film yayınlandı. Cem Yılmaz'ın yapmış olduğu film. Ve bu filmde Gora'nın nereden geldiği sorulmuştu Cem Yılmaz'a. Bir gezegen adı bulmak fikri de şuradan çıktı. Yani Gora olmasının sebebi de herkesin tahmin edebileceği gibi. Aralarında hani noktaları olmasından dolayı ulan acaba bir şeyin kısaltması falan değil. Resmen Goralı sandviçten çıkmış bir şeydi. Resmen Goralı sandviçten çıkmış bir şeydi. Asım, bana bir limon, iki tane de Goralı. Sen bir şey yer misin yavrum? Sevgili izleyiciler, 1945 yılından beri Fındıkzade'de Goralı yapılmaya devam ediyor. Ve ben hemen şunu sormak istiyorum. Goralı nedir? Valla Goralı, aslında Gora diye dersek böyle Kosova, Balkanlar tarafında bir yörenin ismi Gora diye. İşte oradan bizimkiler göç edince Türkiye geldiklerinden Goralı soyadını almışlar. Sizin soyadınız Goralı mı? Goralı. Kendine güvenen şöyle gelsin, bıraksın adı dile gelsin. Sözünden dönen namert çıksın bizde böyle bundan sonra. Goralı karışık oluyor işte, salam, sosis, köfte kendi özel bir köftesi. Amerikan salatası ve turşudan oluşan bir sandviç. Ya bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Tam konuşurken hemen kendine özel bir köftesi diye hemen oraya geçiştiriyorsun. Çünkü asıl sihir galiba o köfte. Evet doğru. Peki şimdi Cem Yılmaz'ın Gora isimli filmini ilk duyduğun zaman ne hissettin abi? Ayda nereden çıktı bu falan dedin mi? Ya da Cem geldi sizinle tanıştı mı mesela? Yok Cem gelmedi. Beklerdik ki gelse de bir aslında olarak yani Goralı ne demek olduğunu hiç yoksa burada öğrenebilirdi. Belki de yani gelmiştir, biliyordur ki bunu yarattığına göre havadan gelmedi yani bu. Ama sen diyorsun ki yani Goralı soyadını taşıyan bir aile olarak yani bunu İstanbul'a ilk yerleştirmiş insan olarak keşke Cem Yılmaz gelseydi bizim bir Goralımızı yeseydi, bize bu fikrinden bahsetseydi diyorsun. Beklerdik tabii. Hakan'la geziyorum. Şimdi de sizi İstanbul'un içinde kalmış gizli bir cennete götürüyorum. Yaprakmış dalında yumuşacık tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik sanmışım. İçindeymişik, yeşilmişik sanmışım. Şimdi izlemiş olduğunuz klipte hepiniz şaşırdınız. Hakan nereye gitti diye. Evet, Hakan İstanbul'da bir cennetin ortasında. Bu cennetin adını hemen Fikret abimize soracağız. Neresi efendim burası? Efendim burası Ava. Ava'dayız değil mi? Ava evet. Rumca iki dere arasında bir kasaba. Rumca iki dere arasında bir kasaba olarak geçiyor. Peki Ava buradan geliyor. Fikret abi, Ava
İstanbullular tarafınca ve Türkiye tarafınca yeteri kadar sence tanınıyor mu? Tanınıyor diye düşünüyorum. Evet. Tanınıyor. Yani bu bir İstanbul masalı çevrildikten sonra inanılmaz bir şey yaptık, reklam yaptık. Çok Türkiye'ye tanıttık. Türkiye'nin her tarafında duyuldu. Heyecanlı günler miydi peki? Çok çok heyecanlıydı. Bütün Türkiye'nin hiç inanmadığımız da bir şey sansasyon oldu AVA için. Yalnız bizim otel için değil, bütün AVA için oldu bu. Sevgili izleyiciler, AVA'ya geldiğiniz zaman şu anda benim yaptığım şeyi yapabilirsiniz. Göksu Nehri üzerinde kanolarla, sandallarla dolaşabilirsiniz. Bu gezi esnasında nehrin üzerinde karabataklara rastlayabilirsiniz. Ya da şu anda gördüğümüz gibi muhteşem bir şey oldu. Karabatak kafayı çıkarttı. Bazı otellere ve bazı butik motellere sallarla ulaşım sağlanabiliyor. Çünkü araçlarınızı ancak nehrin bir tarafına bırakabiliyorsunuz. Karşı tarafa ise şu anda görmüş olduğumuz gibi nehrin üstündeki sallarla karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Muhteşem bir yer ama. Senden uzak olunca Kıdemciğim bir şey söyleyeceğim. Kaç senede yaptın burayı? Şimdi o kadar güzel objeler gördük ki. Yani o objeler böyle 3-5 senede toplanacak şeyler değil diye düşünüyorum ben. İşte efendim benim eski işim de buydu. Ya ben dekorasyoncuyum. İşte elimizden gördüğümüz kadar, şeyin el verdiği kadar maddi imkanların. Hı hı. Böyle bir şey meydana getirdik. Şarkılarla düşünmek seni bana getirmez ki. Sevgili izleyiciler, Göksu Deresi'nin üzerindeki otellere, motellere, işte Göksu Deresi'nin üstündeki bu sallarla ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Az önce Fikret abiyle konuştuk. Fikret abinin şu anda yanından ayrılıyoruz ve yine Göksu Deresi'nin üzerinde bir salla yolculuk yapıyoruz. Arkamda geziyorum. Şener Şen'i mutfakta çalıştırdım desen. Evet, yılbaşında tabii ki. Akdeniz otları mezelerimiz var. Çocukların enerjilerini sarf etmelerini sağlıyoruz. Arabada sıkılmıyor musunuz? Sahne korkunuz olan ailenizi hiç özlüyor musunuz? Arkamda geziyorum. İstanbul, İstanbul. Sanki bir film platosu, sanki bir dizi platosu. Sevgili izleyiciler, az önce dedim ya size, İstanbul, şehri İstanbul gerçekten büyük bir film platosu gibi. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum Arif amca. Hani Amerika'da Hollywood var ya, bütün evet, filmlerin çevrildiği, İstanbul'un bütün sokakları, bütün mekanları aslında bir film platosu gibi, bir film sokağı gibi. Çünkü o kadar çok filme, o kadar çok dizilere konu oldu ki, işte onlardan bir tanesinde sizlerle birlikteyiz. Arif Develi'nin yanındayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Şimdi biz İstanbul programı gerçekleştiriyoruz. Şehri İstanbul'u Türkiye'ye tanıtıp anlatmak istiyoruz. Evet. Ama öncelikle sizinle ben biraz Gaziantep'i konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü siz aslında Gaziantep'i İstanbul'un içinde yaşatan bir insansınız. Evet. Ben tabii ki Gaziantep'li olmaktan her zaman mutluluk duyarım, şeref duyarım. Benim en büyük şansım kendi babamızın dükkanında bu işi çok titiz ve kaliteli öğrenmiş olmamız. Şimdi Gaziantep mutfağı demek yalnız kebap demek değildir. Gaziantep'in yöresel yemekleri var. Mesela biz burada bütün mevsimine göre yöresel yemeklerden tanıtımını yapıyoruz.
İkinci Bahar'dan da biraz bahsetmek istiyorum. İkinci Bahar diye Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dizi, Türkiye'nin evet. gündemine oturan bir dizi de yine Samatya'da sizin evet. mekanlarınızda çekildi. Peki bu dizi bu yöreye, bu bölgeye, Samatya'ya bir fayda sağladı mı? Fayda tabii ki de. Şimdi Samatya'nın eskiden ismi Küçük Parit olarak anılırmış. Samatya unutulmuş bir bölge durumundaydı. İkinci Bahar'dan beraber Samatya Türkiye gündemine oturdu. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim onu ver şimdi. Filmde oynayan sanatçıların da çok büyük bir etkisi vardı. Hakikaten Türkiye'nin en iyi sanatçıları burada bu dizide rol aldılar. Ama başarı nereden kaynaklı dediğim zaman şey dediniz mesela, ben dedim ki biraz evvel siz Gaziantep'lisiniz ve Şener Şen orada bir Gaziantep karakterini canlandırıyordu. Evet. Şener Şen'in oyunculuğunu, o Antep şivesini beğendiniz mi bir Antepli olarak dediğim zaman bana çok ilginç bir cevap verdiniz. Şener Şen'in en büyük özelliği bir filme başlamadan önce o bölgede yaşıyor. O bölgede yaşıyor, oynamış olduğu rolde yaşıyor. Ondan sonra da filmi çevirmeye başlıyor. Dizden önce buraya gelmiş. Bir anlatır mısınız? Şimdi dizden önce bir de geldi. Zaten bizim müşterimiz. Bizim mutfağımızda bir ay kadar çalıştı. Bir ay kadar her gün sabahleyin 10'da geldi. Saat 2'ye, 3'e kadar bizim mutfağımızda. Biz ona Antep lisanını çok iyi konuşan bir ustamızı verdik. Yani çok özür dilerim Arif amca. Hani Şener Şen'i mutfakta çalıştırdım desen yalan söylemiş olmasın. Bir nevi şekilde. Şimdi bir gün saat 11'de geldi. Dedim ki bak dedim işine son vereceğim. Dedim bugün işe geç geldin. Gel benim yârim yolu ver şimdi. Hakan'la geziyorum. Türkiye'nin en iyi 10 balık restoranı arasına seçilmişsiniz. Bunun yanı sıra bir baktım ki işte Van Damme'lardan Catherine Deneuve'lara kadar hepsi gelip balıklarını burada yemişler Ertuğrul abi. Evet, bizim genelde müşterilerimiz ünlü kişiler ve iş adamları, büyük firmalar. Onun için biz buna alışız. İşindeyim adım adım sen ömre bedelsin, bir ömre bedel. Mekanın avantajı var mıdır bu işte? Çünkü şu anda Boğaz'ın hemen hemen en güzel yerlerinden birindesiniz. Tabii ki, tabii ki. Burası Bebek, İstanbul'un en elit bölgelerinden biri. Denizin üstündeyiz. Tabii diğer bir takım şeylerle de biz artırlarımızla burayı daha da güzel pozisyona getiriyoruz. Bu mevsim hangi mevsimdir? Bu mevsimde hangi balıklar gelir? Şimdi mevsim olarak bu mevsimde lüfer zamanı, kalkan zamanı, hamsi, istavrit, tekir, barbunya. Yani bunlar şu anda çok rahatlıkla yenebilecek balıklar. Özel olarak önerdiğiniz herhangi bir şey var mı? Özel olarak önerdiğimiz bizim çok değişik balıklı mezelerimiz var ve çok değişik Akdeniz otları mezelerimiz var. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerden? Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerden? Kalbinize, enerjinize sağlık. Nice 43 yıllara inşallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hakan'la geziyorum. Evet, yılbaşında tabii ki çocukların enerjilerini sarf etmelerini sağlıyoruz. Arabada sıkılmıyor musunuz? Sahne korkunuz olan ailenizi hiç özlüyor musunuz? Hakan'la geziyorum. Bir lezzet masalı Bolu'la Hasan Usta'nın sunduğu Hakan'la geziyorum reklamlardan sonra devam edecek.
müthiş jürisi, sunucuları ve yarışmacılarıyla Türkiye'yi sallayan Popstar Alaturka'da büyük final. Haftalardır süren müthiş yarış sona eriyor. Türkiye Alaturka starını seçiyor. Büyük finalin galibi kim olacak? Gökhan mı? Harun mu? Umut mu? Iğdır, Urfa ve Çin'e canlı bağlantılar. Tüm Popstar Alaturka yarışmacıları Bülent Ersoy yönetiminde muhteşem bir fasıl ve selim sesler. Nefeslerinizi tutun ve unutulmayacak bir geceye hazır olun. Osman Tan Erkır ve Ayşe Egesoy'un sunduğu Popstar Alaturka büyük final bu akşam Star'da. Vodafone ayrım yapmayan tarifeden daha ucuzu yok. Pikart'ta başladım. İstekler arttı. Taksit, taksit. Limitler doldu. Yetişemedim. Ama artık beni düşünen bir kredi kartı buldum. Asya Kart. Asgari tutarı ödediğinizde kalan borcunuzun kredilendirilmesi hesap kesim tarihinden değil, ta son ödeme tarihinden başlıyor. Günler üstünüze gelmiyor. Alışverişi hafifleten kredi kartı. Asya Kart. Patron, keşke pazarlama departmanındaki ikiz kardeşler öbür arabada gelseydi, iki araba gelseydik diyorum. İki araba fazla benzin yakar, şirkete masraf yapar. Patron haklı. Acaba diyorum, klimayı mı açsak? Klima mı? Klima çok benzin yakar, şirkete masraf yapar. Patron haklı. Patron biraz hızlı giderim lütfen o zaman ya. Dayanamayacağım ben, biraz çabuk bitsin bu. Fazla hız fazla benzin yakar, şirkete masraf yapar. Patron haklı. Patron, şer. Acaba diyorum şu şele girip işte sen avantajlarından mı yararlansak? Yani işte sen hesabı be. Yok, bu sefer işte şel hesabı. İşte 50 lira Shell'den %5 akaryakıt avantajı. Dileyene bedava dakikalar, kontörler. İş dünyasının Türkseli işte Shell. Canım sıkıştı arkada ya. Kıyamam ben ona. Beko dünyasından yılın son fırsatı. Şimdi Beko No Frost buzdolabı ya da çamaşır makinesi alana 55 ekran Beko TV ücretsiz. Veya Beko Pure Flat 72 ekran TV sadece 199 TL. Üstelik World'e özel artı 6 World taksit ve 750 TL üzeri alışverişlerde 75 TL değerinde World puan hediye. Beko, dünya markası. Beyler sıkı durun, işte yılın en büyük olayı, dünyanın en büyük gösterisi. Tam 10 gün boyunca zirveye yerleştirdiğiniz Discovery programlarını arka arkaya sıralıyoruz. Koca bir gün ölümcül avı, inanılmaz kurtuluşu, antika Amerikan arabalarını, American Chopper'ı, mühendislik harikalarını, harika arabaları, tehlike tutkunlarını. En sevdiğiniz programlar bu çılgın şovda bir arada. Discovery Channel Top 10 1 Ocağı kadar her gün... Bak, bu iş burada biter. Aması maması yok. Seni bir daha görmek istemiyorum. Çok yaşa. Sen de gör. Görüşeceğiz yani. Bazen küçük şeyler çok şey ifade eder. Selpak'tan burnunuza küçük bir iyilik. E vitaminli losyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek burun dostu mendili. Yeni Selpak Sensitive. Korkuyorum aşkım. Neden tatlım? Yılbaşı yaklaşıyor. Ya seni alıp beni almazlarsa? Ya bizi ayırırlarsa? Olur mu hiç? Toys R Us'ta her 50 TL'lik alışverişe 10 TL'lik hediye çeki var.